أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-ü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberi Zişan, Habibi Edib-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hadirun, Araf suresi 66. ayeti kerimede kalmıştık. İnşallah bugün birkaç ayeti kerime okumaya çalışalım. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi nasip eylesin. 65. ayeti kerime ile hatırlayalım. Rabbimiz Teala ve Tebareke Ad kavmine içlerinden kardeş diye ifade buyurduğu Hud Aleyhisselam'ı gönderdiğini, kavmine tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı tebligatı yaptığını, Allah'a ibadet edin, ona kulluk edin, Allah'tan başka ilah yok ve korkmuyor, sakınmıyor musunuz? Yani evvelce Nuh Aleyhisselam'ın inkar eden kavminin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmesinden korkmuyor musunuz demişti. Şimdi kavminin Hud Aleyhisselam'a cevabıyla devam edelim. Kâlel mele'u. Meleler dediler. Mele neydi? Daha önce hatırlayın. Nuh Aleyhisselam'a karşı çıkan kim idi? Kavmin ileri gelenleri. Mele. Ekabir. Kodaman. Ağa. Paşa. Bey. Yani insanlarda nüfuzu olan, insanlar üzerinde etki sahibi olan, yöneten, tabiri caizse, önder, ulu, lider kabul ettikleri kişiler Hud Aleyhisselam'a dediler ki قَالَ الْمَلَاُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden inkar edenlerin ileri gelen meleleri dediler. اِنَّا Muhakkak biz لَنَرَاكَ Seni görüyoruz. Yani ey Hud, biz seni görüyoruz. Ne görüyoruz? Fî sefâhetin, sefihlik içerisinde. Yani böyle çok akılsız, ahmak bir adam gibi görüyoruz seni, haşa ve kella. Sefih bir vaziyettesin. Ve innâ lenavvunnüke, biz zannediyoruz ki minel kâdibin, sen yalancılardansın. Ne diyorlar? Kavminin ileri gelenleri Hud Aleyhisselam'a, ya biz seni çok sefih bir adam olarak görüyoruz ya. Senin gibi af buyurun. Sefih, beyinsiz, ahmak demek. Senin gibi beyinsiz, ahmak bir adamdan ve senin yalancı olduğunu düşünüyoruz. Yani bırak bu işleri. Ayette Mevla buyuruyor yani teşâbehet kulûbuhum. Bu gavurların kalpleri hep birbirine benzer diyor. Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki gavurlarla Hud Aleyhisselam'ın gavurları, Musa'nın gavuru, İsa Aleyhisselam'ın gavurları, bizim dönemin gavurları, Efendimiz dönemindeki Ebu Cehil zihniyeti, bugün kalıntıları hep aynı zihniyettir. Söylemleri değişmedi. İsimleri değişti. Yani o zaman adları başkaydı. Efendimiz döneminde Ebu Cehil oldular. Bugün belki içimizden adı Ahmet, Mehmet fark etmez. Ama bu zihniyete sahip olan peygambere
O gün sefih diyenler, beyinsiz, ahmak diyenler bugün Arap yaveri diyorlar. Daha birkaç gün önce böyle kocaman kocaman sözüm bana adamlardan emdi. Dedi ya ekabir, bak ileri gelen. Yani parti mensubu, memleketi yönetmeye talip olan bir partinin sözcüsü. Ne diyor? Pilavı eliyle yiyen diyor, Arap çobanı Muhammed'in ümmeti değiliz biz diyor. Aynı zihniyet, o gün Hud aleyhisselama beyinsiz diyen, bugün benim peygamberime gerici diyor, yobaz diyor, orta çağ karanlığının Arap yaveri diyor, zihniyet hiç değişmiyor. Ama üzüldüğüm bir şey var. Onlar inkar ettikleri için peygamberlere hakaret ederlerken, bu hakaret edenlere bugün alnı secde gören Müslümanlar iltifat ediyorlar. Çok üzülerek, çok acı bir şey söyleyeyim, kabul etmezseniz bana kalsın. Bugün Ebu Cehil hayatta olsa idi, Ebu Cehil şu memlekette parti kursa, siyaset yapsa, namaz kılan, hacca giden, ben Müslümanım diyenlerden Ebu Cehil'i destekleyenler vallahi çıkardı, billahi çıkardı. Yeminle söylüyorum. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Adının Ebu Cehil olmasına gerek yok. Ebu Cehil'in peygambere yapamadığını, bu din-i İslam'a, Kur'an'a, şeriata yapan zihniyeti destekleyen, namaz kılanlar var mı? Dolayısıyla Allah muhafaza, o gün peygambere bu üslubu kullananların akıbeti ne oldu ise, bugün benim peygamberime, Allah'ın gönderdiği elçiye, dine bakış açısı bu olan zihniyeti Allah aynı akıbete düçar ederken, o zihniyeti sevip destekleyenleri dışarıda bırakmayacak. Hep anlattığımız bir şey var değil mi? Lut aleyhisselamın zamanında bu işi yapan ala rivaye 5-10, 33 kişiydi. Kavmin tamamı Lut'u değildi. Ama Allah kavmin tamamını helak etti. Niye? Çünkü geri kalanlar bu işi yapmasalar da yapılan bu işe rıza gösterdikleri için. Ya onların kendi tercihidir canım. LGBT de bir tercihtir. Efendim eşcinsel olmak isteyen, erkek erkeğe, kadın, ne var canım bunda dedikleri için Allah onların da belasını verdi. Salih Aleyhisselam'ın kavminin, ileride konuşacağız, yeri geldi hatırlayalım. Mucize bir deve istediler. İstedikleri mucize deveyi Allah onlara Salih Aleyhisselam eliyle verdi. Ne dedi Salih Aleyhisselam? Bak bu deveye sakın dokunmayın dedi ya. İstediniz, aha size mucize deve. Ama dediler ki bu deve bizim suyumuzu içiyor. Çünkü bir gün deve su içiyordu ve içtiği zaman da hemen hemen onlara su bırakmayacak kadar çok su içiyordu. Öteki gün kavmine, yani devenin gününde siz çeşmeye gitmeyeceksiniz tabiri caizse. Ve dahi bu mucize deve yürüdüğü müddetçe Salih Aleyhisselam'ın etrafında insanlar İman ediyorlar mucize karşısında. Birileri dediler ki bu böyle olmaz. Ne yapalım? Ala rivaye 9 kişi karar aldılar. 9 kişi toplandılar. Dediler ki ne yapalım? Deveyi ortadan kaldıralım. Kararı 9 kişi aldı. Bir kişiye havale etti, ihale ettiler. Deveyi bir kişi kesti. Ama Allah ne o bir kişiyi ne o 9 kişiyi, kavmin tamamını helak etti. Niye? Çünkü o kararı alanlara diğerleri seyirci kaldıkları için, sessiz kaldıkları için. Er-rıza bil masiye, masiye. Küfre rıza küfürdür. Birileri benim peygamberime Arap yaveri diyecek. Benim kitabıma gökten indiği zannedilen kitap diyecek. Benim peygamberimin getirdiği döneme, asr-ı saadete, orta çağ karanlığı diyecek, sen o zihniyeti destekleyeceksin ama namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Onların akıbeti ne olacaksa, vallahi onları destekleyenlerin dünyada da ahirette de akıbetleri aynı olacak. Devam edelim.
Kale Hud aleyhisselam kavmine şimdi cevap veriyor. Ne dediler? Ya sen beyinsiz, sefi, özürlü, ahmak, yalancı adamın birisin dediler. Bir peygamberin kavmine verdiği cevap. Kale dedi ki ya kavmi, ey kavmim dedi. Leyse bi sefahetun. Ben sizin dediğiniz gibi sefi, beyinsiz, ahmak, yalancı biri değilim dedi. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Lakin ben alemlerin Rabbinin size gönderdiği bir resul, bir elçiyim. Şimdi şöyle düşünün. Haşa ve kella, la teşbih ve la temsil. Ben burada size vaaz ediyorum. Allah'a davet ediyorum. Hasbel kader, becerebildiğim kadar. Allah'ın ayetlerini okuyorum. Allah'tan başka ilah yoktur diyorum. Şöyle içinizden birkaç kişi çıksa bana, ya bırak, boş konuşma, beyinsiz adam, sefih adam, yobaz adam, gerici adam, kes sesini, yalancı deseniz, benim cevabım ne olur size? Bana bunu diyenlere ben de beyinsiz sizsiniz, yalancı sizsiniz, ahmak sizsiniz, yobaz sizsiniz derim. Siz de aynısını yaparsınız. Ama Allah bak peygamberin üzerinden bize bir edep öğretiyor. Onlara siz beyinsizsiniz demiyor Hud aleyhisselam. Ne diyor? Sizin söylediğiniz gibi ben ahmak, beyinsiz, cahil, yalancı biri değilim diyor. Misliyle mukabele etmiyor onlara yani. Bak niye? Çünkü kavminin hidayetini istiyor. Kavminin kurtuluşunu istiyor. Onun için Mevla Teala Efendimiz'e Kur'an'da ne diyor? Hudil afve ve'mur bil urf ve a'rid anil cahil. Habibim affı tercih et. Onlara iyiliği, güzelliği emret, cahillerden yüz çevir. Ne demek? Yani senin karşında sana hakaret eden Ebu Cehillere karşı sen şimdilik görmezden gel, duymazdan gel, affedici ol. Onlara karşı güzel davran. Onlara güzel nasihat et, cahillerle dalaşma, cahillerle mücadele, tartışmaya girme, yüz çevir onlardan. Denilir ki fıkra bu ya, af buyurun, kurt ile eşek aralarında tartışmışlar. Ne için? Kurt demiş ki bu çayır yeşildir demiş. Eşek demiş ki yok canım sarıdır. Ya sarı olur mu görmüyor musun? Otlar yeşildir demiş kurt. Yeşildi sarıydı derken olay mahkemeye intikal eder. Mahkeme başkanı ormanlar kralı aslan. Nedir mesele? Derler ki efendim böyle böyle işte biz aramızda anlaşamıyoruz. Kurt diyor ki sen söyle diyor kral aslan. Ot yeşil midir sarı mıdır diyor yani. Ben yeşil diyorum bu eşek sarıdır diyor. Aslan karar veriyor hüküm. Kurtu hapsedin diyor. Kurt şaşırıyor. Hünkârım diyor kralım ya siz de mi diyor. Yani eşek gibi düşünüyorsunuz. Bu ot yeşil değil mi yani? Aslanın cevabı. Evet diyor. Ot yeşil olmaya yeşil. E o zaman bana niye ceza verdin? Eşekle niye tartışıyorsun dedi. Eşekle tartışmaya girdiğin için sana ceza verdim. Ayet ne diyor? Cahillerden yüz çevirin. Eşek zihniyetli, tinetli, söz anlamayan adamla tartışmayın diyor Allah. Laf anlamayan adamla efendim ayet o. Ya adam inanmıyor adam. İnanmayan adama senin yolun yanlış. Efendim işte doğrusu budur. Sizin peşinden gittikleriniz. Ya baktın ki adamda anlama kabiliyeti yoksa üstüne gitme. Hele onun kutsalına hiç hakaret etme. Çünkü Mevla ne diyor? Sen onun kutsalına, onun değer verdiğine söver, hakaret edersen o da senin inandığın Allah'ına söver. Senin kutsalına, kitabına, şeriatına, peygamberine birileri sövmesin istiyorsa adamın kutsallarına sövmeyeceğim. Öküze tapıyorsa bırak, öküze tapsın.
puta tapıyorsa bırak puta tapsın. Ya öküze tapınır mı? Puta tapınır mı? Deme. Sen dersen o da seni Rabbine hakaret eder. Şimdi burada Mevla bize elhamdülillah bir edep, bir ahlak öğretiyor da şimdi hep mi alttan alacak Müslümanlar? Adamlar ne derlerse desinler. He? Bütün hakaretleri yapsınlar, küfretsinler, sövsünler, alay etsinler, hakaret etsinler. Siz yine yumuşak olun, alttan alın. Bu ayeti öyle mi anlıyorsunuz? Bu ayeti öyle anlamayın. Men ahabbe lillah ve abgada lillah. Müminin sevgisi de Allah içindir, öfkesi de Allah içindir. Mümin yerine göre tevazu sahibidir, hoş görür, affeder, bağışlar. Ama yeri geldiğinde eşiddâ'u alel küffâr, mümini tarif eden Allah ne diyor? Kafirin karşısında da şiddetle durur. Yeri geldiğinde yumruğu masaya vurur. Şahsıma sövebilirsin, şahsıma hakaret edebilirsin, anama bacıma sövebilirsin, misal diyorum. Ama benim kutsalıma, benim dinime, benim peygamberime, benim kitabıma, benim ezanıma, benim mabedime, benim kutsallarıma biri söverse, Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, hani biri çıkar da ecdadıma söverse, boğarım diyor. Boğamazsa, hiç olmasa yanımdan kovarım diyor ya. Ha efendim, her ne kadar uysal koyunsam diyor ya, kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. Ne güzel tarif ediyor Müslümanı. Uysal koyunum zannedebilirsiniz beni. Beni kesebilirsin. Ama boynumu çekemezsin diyor. Dinime, mukaddesatıma hakaret ettirmem. Çıkacaksın sen, ortaçağ zihniyeti diyeceksin. Çocukların küçük yaşta Kur'an eğitimi almalarını 1500 sene öncesine bizi getirmek istiyorlar diye bir de o döneme karanlık zihniyet diyeceğim. Benim ecdadıma, Osmanlı'ya hakaret edeceğim. Ben de sineye çekeceğim. Hiçbir şey olmamış, böyle bir şey yok. Böyle bir anlayış, İslami bir anlayış değil. Benim peygamberim, Beni Kureyza Yahudilerin Müslüman bir kadının başındaki örtüye el uzattı diye o Yahudilerden intikam almak, hesap sormak için savaştan dönerken evine uğramadan onların üzerine sefer düzenleyen bir peygamberdir. Benim kutsalıma kimse hakaret edemez. Şöyle haşa, misal olsun diye söylüyorum. Sokakta giderken herhangi biri seni durdursa, anana, bacına, avradına sövse, razı olacak, içine sinecek bir delikanlı bir adam var mı içinizde? Anana, bacına, avradına sövüldüğünde yahut da birçoklarınızın, tenzih ediyorum ama, müntesibi olduğu cemaatin liderine, tarikatın şeyhine, adam hakaret etse, senin şeyhin dese, senin hoca efendin dese, yahut da tuttuğunu siyasi partinin liderine biri hakaret etse, içine çekecek, sinecek, sabredecek, var mı? Ne kavgalar, gürültüler oluyor değil mi seçim zamanlarında? Vay anasını, sen nasıl benim partime böyle dersin diye. Şimdi partisi için, anası için, şeyhi için ölümü göze alan, benim peygamberim için karikatür yapacaklar. Yanına küçük bir kız resmi çizecekler. Güya Ayşe annemiz küçük yaşta peygamber onunla evlendi diye peygamberi sübyancı diye karikatürle alay edecek, hakaret edecek. Ben de Müslüman olarak hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Böyle bir dünya yok. Bu ayetten anlaşılması gereken bu değil. Müslüman yeri geldiğinde el kibru alel mütekebbir sadaka diyor bak Efendimiz. Müslüman tevazu sahibidir. Müslüman hoşgörülü, Müslüman alçak gönüllüdür. Ama karşında zalim, kibirli bir adam varsa o zalime, o kibirli adama kibirle karşılık vermen sadakadır diyor Efendimiz. Karşında sana, senin değerlerine, senin inancına, sırf sen Müslüman olduğun için hakaret eden, ayak ayak üstüne atmış, seni adam yerine koymayan biri varsa, ben şimdi hocayım. Ben bu adamın karşısında ayak ayak üstüne atsam bana yakışmaz.
senin karşında sen hoca olduğun halde senin karşında sana kibreden adama alasını, danışkasını daha fazlasını yapman sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Niye? Çünkü Müslüman dininin izzetini, onurunu, vakarını muhafaza edecek. Benim şansıma yap. Ama ben hoca olduğum için ilmimden dolayı, dinimden dolayı bana kimse hakaret edemez, misliyle mukabele görür. Dolayısıyla Müslüman yeri geldiğinde tevazu sahibi ama yeri geldiğinde de karşısındakine kendimun nas ala kader okulihin anladığı dilden konuşmasını bilendir diyelim. Bir sonraki ayete geçelim. Ubelliğüküm risalati rabbi ve enneneküm nasihun emin. Hud aleyhisselam diyor ki hani ben sizin dediğiniz gibi sefih biri değilim, ben Allah'ın elçisiyim dedikten sonra diyor ki kavmine, Ubelliğüküm, ben size tebliğ ediyorum. Risalati Rabbi, Rabbimin risalet görevini, ve ene leküm, ben sizin için nasihun, nasihat ediciyim, emin, güvenilir biriyim. Bak burada üç şeyin altını çiziyorum evladım. Hud aleyhisselam kavmine ne diyor? Ben tebliğciyim diyor. Yani sözü, belagatı, insanlara Allah'ın dinini güzellikle anlatan, ulaştıran bir elçiyim. İki, nasihun, sizin için nasihat edeceğim. Yani sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Bu işin karşılığında bir beklentim yok. Yani ben şimdi burada bunları anlatıyorum diye bana ekstradan devlet maaş mı veriyor? Yani aferin Davut Hoca, aferin Hasan Hoca. Yani siz cemaate bak ne güzel sohbet yapıyorsunuz diye bizim maaşımızda bir ekstra artı var mı Hasan Hoca? Başkaları gibi kıldır beşi al maaşı yapabilir mi Hasan Hoca, Ahmet Hoca, Mehmet Hoca? Ama bir derdi var. Bu işin karşılığında bir ücret beklentisi yok. Ekstra bir mesai almıyor. Yani ben şimdi burada böyle konuşuyorum. Bu işin sonunda beni müftü atayacaklar. Öyle bir beklentim yok. Derecemi yükseltecek. Ben geleceğim yere gelmişim. Birin dördüyüm. Daha ötesi yok zaten. Beni buradan alırlar Sultanahmet'e imam yapar, öyle bir beklentim yok. Peygamber de öyle diyor. Ya benim sizden bir beklentim yok, sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Karşılığında ben böyle konuştum diye çıkarken cebime para koyan mı var? Haşa. Allah'a sığınırım. O zaman ben nasihat edeceğim diyorum. Sizin iyiliğiniz için konuşuyorum ve emin. Ben sizin için emin biriyim. Güvenilir biriyim. Demek ki davet eden insanda bu üç özellik olması lazım. Bir, dinini belagatla, güzellikle, insanların anlayacağı dilde tebliğ yapacak. İki, insanların iyiliği için, ahiretleri için uğraşacak, nasihat edecek. Üç, emanet sahibi olacak, güvenilir olacak. Sadece konuşmak, sadece rivayet etmek yetmez, riayet eden adam da olacak. Cemaat diyecek ki, ya bize konuşan abi Ahmet Mehmet Hoca var ya, bu adam anlattıklarını kendisi de yaşıyor. Yaşamadığı şeyi insanlara anlatmayacak. Hayatında olmayan şeyi gece sabaha kadar uyuyan bir adamın cemaate teheccüd namazını anlatmasının bir esprisi yok. Bankada faizde parası olan bir hocanın cemaate faizden uzak durun demesinin bir karşılığı yok. Kendi emin olacak, kendi güvenilir olacak. Cemaat bilecek ki bu hoca hakikaten hiçbir menfaat gözetmiyor. Hiçbir çıkarı yok. Bu adam güvenilirdir. Bu adam Allah rızası için iş yapıyor. Peygamberler aynı şekilde güvenilir insanlardı. Ebu Cehiller bile Mekke'de en güvenilir kim diye sorduğunda en büyük düşmanı olan, hiç sevmediği Muhammed Aleyhisselam diyordu. Yani öyle olun ki sizi sevmeyenler bile size bu adam güvenilir adam, emin adam diye bilsinler. Allah bize öyle olmayı nasip eylesin. Eve acibtüm en ca'eküm zikrum min rabbiküm. Aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavmine dediğinin benzerini Hud Aleyhisselam diyor. Ne diyor? Ya Rabbinizin size gönderdiği,
Bir insan, içinizden bir adam benimle size gönderdiği bu öğüt, bu kitap, bu vaaz, bu nasihat, bu din niye acayibinize gidiyor? Niye tacip ediyor, niye inanmıyorsunuz? Liyundirekum, sizi uyarsın diye. Yani Allah benimle sizi uyarıyor. Ne var bunda tuhaf? Ya siz değil misiniz ellerinizle yaptığınız putları Allah'a ortak koşuyorsunuz? Put, put, heykel. Heykelin karşısında saygı duruyorsunuz. Heykele secde ediyorsunuz. Puta tapıyorsunuz. O putu Allah'a aracı eş koşuyorsunuz. İşte yağmuru ondan bekliyorsunuz. Kurtaran odur diyorsunuz. Kurtarıcı biliyorsunuz. Bu oluyor. Ama Allah beni size elçi gönderdi. Peygamber'e ne gerek var? Beni kabul edemiyorsunuz. Bu nasıl mantıklı diyor ya? Allah beni size uyarmak için gönderdi. Niye kabul edemiyorsunuz? Bitirelim ayeti. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Hatırlayın diyor Allah'ın size verdiği nimetleri. Nuh'un kavminden sonra Allah sizi onlara halife yap. Yani geçmişte helak olan bir kavmin ardından siz geldiniz. Hatırlayın. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْبًا. Allah size yaratılışta da genişlik verdi. Bu at kavmi var ya, bir sonraki ders inşallah konuşacağız. Allah hiçbir kavme vermediği genişliği, zenginliği, boy post bu kavme verdi. Ayet diyor ayet. Hiçbir kavme benzerini Allah vermemiş. O kadar cüsseli, iri, büyük, yani minare boyunda adamlar, kubbe gibi kafaları var. Öyle kabul edin. Ayetlerin anlattığını diyor. Ve Allah onlara öyle büyük saraylar, öyle büyük köşkler, şatafatlı imkanlar, zenginlikler bahşetti ki bak Allah size yaratılışta fazlalık, genişlik, imkanlar verdi. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ. Allah'ın size verdiği nimetlerini bir hatırlayın diyor Hud aleyhisselam. Bir bakın ya Allah ne nimetler vermiş size nankör insanlar. لَعَلَّكُمْ تُبْلِهُمْ. Umulur ki felaha erersiniz. Bir sonraki ayette kavminin cevabını ve akıbetini konuşmak duasıyla Allah bizi geçmişte anlattığı bu kavimlerden ders almaya ve inşallah razı olacağı şekilde Rabb'e dönüş yapmaya, rızasınca kendisine kul olmaya muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.